bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz yursuz cefer benim, hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Yersiz yursuz cefer benim, hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Yaptıklarınızın bedelini canınızla ödeyeceksiniz. Ne babam ne de Cezayir abi bunu yanınıza bırakmayacak. Birazcık aklınız varsa bu evden çekip gidersiniz. Hatta bu şehirden, bu ülkeden. Ne o itleriniz ne de o silahlarınız sizi kurtaramaz. Ne kadar çok konuşuyorsun böyle ya. Ha? Bıt 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 bıt. Ya biraz sakin. Bir soluklan hanım kızım. Merak etme, babacığın da, o çok sevdiğin, güvendiğin Cezayir abin de gelecek buraya. Hep beraber göreceğiz bakalım neler olacak, ha? Bey mi yaman, el mi yaman, hep beraber göreceğiz. Ha, yani gelecek diyorum ama bakalım senin kadar yürekleri var mı? Her taraf adam dolu. Gelirler gelmesine de. Kim bilir? Belki kapıya kadar gelirler, eşiğe yüz sürüp geri dönerler. Belli mi olur? Bunları onlar geldiklerinde kendin söylersin. Tabii biraz olsun cesaretin, mecalin kalırsa. Sakın! Abla! Dur Canberk! Kime vuruyorsun lan sen? Şerefsizler! Öldüreceğim lan hepinizi! Dur, dur! Sakin yeğenim. Cafer! Keskin sirke küpüne zarar. Bu Meret'in tetiği pek bir hassastır. Maazallah, düşüverir sonra, ha? Ne yaparız? Sakin, o yüzden, sakin. Madem bu kadar cesursun, söyle bakalım. Babama, Cezayir Türk'ü kafa tutmaya kalkıştıysan önce o tetiği düşüreceksin. Hadi, sık. Cesaretin varsa sık. Cesaretiyle yaşayamayan esaretiyle ölür derler hanım kızım. Babacığının da cesaretini değil, esaretini sınayacağız zaten. Ha. Dur bakalım. Öncesinde sen de test edelim istersen. Hı? Bakalım esaret dediğimiz şey sende işe yarıyor. Sakın. Hadi. Hadi tek bir kelam, hadi. Tek bir kelam et, görelim bakalım o asil cesaretini. Hmm.
Ha, şöyle işte. Gördün mü bak? Şimdi empati kurdun babacığımla. Silahın doluysa kalbin boş olacak kızım. Yoksa hep kuru sıkı sallar durursun. Bırak, bırak gideyim Cezayir. Kurbanın olayım bırak. Bak eğer evlatlarımın başına bir iş gelirse... ...bu dünya bana kabir olur, azap olur. Kulun kölen olayım. Sal beni gideyim Cezayir. Bir dur. Bir dur kurban, bir dur. Eğer oraya gidersen o çocuklarla birlikte girersin o kabre. Bekle. Bir çaresini bulalım. Bir düşünelim. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Cezayir, onlar benim evlatlarım diyorum sana. Onlar benim de evlatlarım. Kaldır kafanı. Kaldır. Bana bak. Bak. Gözlerimin içine bak. Bir tekinin başına bir şey gelirse... ...söz veriyorum. O Sabit... ...ölmek için adaklar kesecek. Cezayir... ...bak evlatlarım namlunun ucundayken... ...ben soluk alamıyorum. Bırak gideyim o şerefsiz bombanın pimini çekip... ...yüreğimin orta yerine koydu. Çocukların kılına bile zarar gelmeyecek. Sakin ol, bir sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Namlunun ucundalar diyorum sana. Namlunun ucunda onlar yok. Ben varım. Beni istiyor onları değil. Sabah şerifleriniz hayır olsun delikanlı. Normalde kabus dedikleri uyanınca biter. Ama seninki biraz ters oldu. Artık kusura bakmayacaksın. Evet Azade Hanım. Aile demek... ...büyümek, güçlenmek değildir her zaman. Ya böyle elini kolunu bağlayıverirler. Kardeşin ipin ucundaysa... Diyeceğin varsa da susar, söyleyemezsin bazen. Var mı bir hareket? Yok baba. Şamil nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorsunuz? Resmen kulaklarımla duydum. Baskı yapıyor babama senden boşanması için. Söyledim ama ona. Asla boşanmayacaklar dedim. Değil mi? Anne herhalde. Boşanmayacaksınız yani babamla. Suna. Biz babanla evli bile sayılmayız ki. Bizimki sadece kağıt üzerinde bir evlilik. Babanın eşi Firuze. Nasıl bir haksızlık bu? Siz evliydiniz ama anne. Gayet de mutluydunuz. Hepsi geçmişte kaldı Suna. Yo. Sen hala seviyorsun babamı. Suna. Anne ne demek bu? Lütfen boşanma babamdan. Anne sıra bizde artık. Aile olma sırası bizde. Babam tanıdığım kimseye benzemiyor. Şimdi seni anlıyorum. Bunca yıl neden başka biriyle olmayı aklının ucundan bile geçirmemişsin. Çok iyi anlıyorum. Gözlerinin içine bak babamın. O senin kocan. Bak arkadaşların arıyor ısrarla. Sen onlarla konuş, biz de sonra konuşuruz tamam mı? Gel bir tane.
Sizin evin oradayım. Şaka yapıyorsun değil mi? Burada mısın gerçekten, geldin mi? Evet. İyi de yani dışarı çıkamıyoruz ki, unuttun mu? Niye geldin, ne yapacağız? Yok, sadece biraz dolaşmak için çıkmıştım. Bir baktım ki buradayım. Ya bak sen şu işe. Cama çıksana. Tamam. Gökyüzüne bak. Nasıl manzara? Çok güzel. Senin kadar değil. Sen evden çıkamıyorsun ama sizin evden birileri firar ediyor şu anda. Allah Allah. Kim çıkıyor? Ya peş peşe arabalar çıktı ama içinde kim var göremedim. Allah Allah. Sen üşüdün mü? Yani yok. Yok yok, üşüdün. Sen üşüyeceksin, zahmet gerek yok. Hayır. Ben üşümedim. Ben üşümüyorum. Sen şunu alsana üstüne. Ya zahmet sen üşüyeceksin, gerek yok. Şunu üstüne alır mısın? Emin misin? Sağ ol. Bir şey söyleyeceğim. Gözlüklere ne oldu? Lens taktım. Yani alışmaya çalışıyorum hala. Böyle güzel olmuş. Ama gözlüklü de güzeldi. Mis gibi koktu ya. Dayı, biraz hızlı olsan, he? Ya bırak adam seni yapsın. Sabret biraz. Ne yapıyorsun? Yandın değil mi? Ya dedim o kadar sabret diye. Bakayım. Yananı görür Allah abi. Yeter ki bu dünyada yanalım. Ötekine yanarsak orası sıkıntı. Dayı, sen niye susman gereken yerde konuşuyorsun? Konuşman gereken yerde susuyorsun. Ha? Geçti mi? Geçti geçti, yanıyor arada öyle ya, alışım ben. Hı, öyle olsun. Ben ne zaman köz görsem bizim Cafer geliyor aklıma. Küçükken közü sen saf git gül lokumusan aldı eline, ağzını atacak. Elleri nasıl yandı? Ne hale girdi benim saf oğlum, bir görsen. Onu yeseydi var ya midesi aşağı düşerdi, yemin ediyorum. İnanmıyorum ya. Az kalsın perişan ediyordu kendini. Hay. Melike. Sen benim hayatımda gördüğüm en güzel silahsın. Anlamadım. Çok güzelsin. Bu gece çok güzel. Seninle beraber olmak çok güzel. Uzun zamandır böyle hissetmemiştim. Cezayir. Tamam kurban. Tamam, uzatma. Sen haber verdin mi bizimkilere? Yolda Dumrul'la konuştum. Her şeyi organize edecek. Konuşacak herkesle. İki gözüm bak. Gel her zaman olduğu gibi omuz omuza beraber gel. Öleceksek de beraberce. Hiç olmazsa evlatlarımın yüzünü son defa göreyim. Kurban. Bana güven. Bana bırak.
Merak etme, çocukların yüzünü de son kez görmeyeceksin. Madem beni istiyor, beni görecek. Tamam ulan, ne bakıyorsunuz? Açsanıza kapıyı. Reis beni niye arıyor ya? Efendim reis. Cezayir'deyim, babam ben. Azamet, çabuk eve gel. Yıldırım ol, şimşek ol, çabuk eve gel. Ne diyorsun baba? Ne oldu? Sabit denen haysiyetsiz eve başkan vermiş. Kardeşlerini rehin almış oğlum, çabuk. Baba, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne söylüyorsun? Şaka yapıyorum de bana. Şaka maka değil oğlum, bak ne söylediğimi duymadın mı sen? Çabuk diyorum sana. Çabuk gel eve. Bak bu sefer bir delilik melik yapayım deme sakın. Kardeşlerinin hayatı söz konusu. Bak bir şey yaparsan... Bu sefer bunun affı olmaz. Affetmem seni Azamet. Hadi. Söylesene ne olmuş? Sabit. Eve gelmiş. Herkes rehin almış. Ne? Yürü, yürü, yürü. Ne diyorsun? Aradılar gelirken. Gerek yok, tamam. Çek ulan elini. Aradılar dedim, bırak. İstediğin oldu sonunda Sabit Efendi. İşte karşındayım. Söyle. Ne söyleyeceksen. Niye acele ediyorsun Cezayir? Bırak biraz sefasını sürerim. Bırak önce çocukları. Ondan sonra sefa mı sürüyorsun, cefa mı çekiyorsun bakarız. Ama önce çocukları bırak. Topla tüfekle bükemediğin bileği... ...bu üç sabiyle büktüm. Sence bırakır mıyım? Tamam. Ne istiyorsun? Para, pul, söyle. Ne istiyorsan vereceğim. Söz veriyorum, vereceğim. Ya olmaz öyle. Ben silahımın ucuna mermi diye sürmüşüm onları. Eğer seni yıkarsam onlarla yıkarım ancak. Bak Sabit Efendi, intikam dediğin kazanmak değildir. Büsbütün kaybetmektir. Niye biliyor musun? Çünkü yolu göze aldıkların değil, gözden çıkardıkların belirler. O yüzden bir dikkat et de o çok güvendiğim mermiler silahında geri dönmesin. Ulan! Ulan!
Evladımı aldın ulan. He? Gözden çıkaracak başka kim kaldı? Ne kaldı? Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Benim gözden çıkaracağım bir şey kalmadı madem. Senin kaybedecek neyin var bir görelim bakalım. Ha? Hadi. Artık kefeyi eşleyelim Cezayir Türk. Benim yüküm zaten ağır geliyor bana. Ben de kurtulayım, sen de kurtul. Hadi bakalım. Evladıma karşı evladım. Beni vur. Vursana hadi. Erkeksen beni vur, hadi. Canberk sus. Hadi, hadi. Yiyorsa beni vur. Canberk. Sabit. Buraya bak. Bana bak. Eğer o tetiği çekersen, sadece senin değil, bütün sülalenin başını ezerim, bunu biliyorsun değil mi? Sen akıllı adamsın, silahı buraya çevir. Hadi, bana bak. Ulan gel dedin, geldim. Çocuk haklı. Erkek ol biraz. Kalıbının hakkını ver. Bana bak ulan. Yemezler. Telefona baksan iyi edersin. Sabit. Bacın arıyor. O telefona bak da. Kaç kişi var orada? Kapının önü adam dolu. Ama Gülendam'dan başka kimse eşiğimden içeri girmedi. Sen eşiği aştın Sabit, sınırı aştın. Bak bacım, bildiğin gibi değil. Ne dediysem o. Eğer hemen gelmezsen hakkımı helal etmem. Hemen. Bacım, Fehime! Evet, Sabit Efendi. Bacının dediğini dinle. Çocukları da çöz. Ha, adamlarına da söyle. O para dolu kamyonun anahtarını bıraksınlar. Paraları bırakamazsın baba. Bizim o paralar. Resmen çöküyor herif bize. İzinle vereceğiz. Başlara bulan parana da puluna da halanın hayatı tehlikede. Dangalak.
Ama birazdan Dumrul gelip alacak seni. Oğlum. Kimseye bir şey söyleme. Oğlum, ne oldu? Yahu telaş etme, tamam. Sen bana güven yeter. Şimdi beni iyi dinle. Tamam. Dediklerimi yap yeter. Bak Fehime Hanım. Bu işin lamı cimi yok. Bu savaş bitecek. Bitmeli. Eğer bırakırsak bu kan deri olur akar gider. Ne sen durdurabilirsin ne ben durdurabilirim. Fehime, vakit geç olmadan konuş kardeşinle. Onun hayatı da, hayatta kalan tek yeğeninin hayatı da sana bağlı. Baba ne oluyor? Cezayir içeride ol. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Burada adam içerideyse. Siz niye buradasınız? Keyfimizden beklemiyoruz kardeşim. Reis ben gelene kadar hareket etmeyin dedi. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Kaç kere söyleyeceğiz sana? Bu esnaf kavgası değil. Bu savaş savaş. Sana bekle dediyse bekleyeceksin. Vardır bir bildi. Allah Allah. Azamet. Oğlum canım burnumda zaten. Yapma. Hayırdır? Hayır, hayır. Merak etmeyin. Arkadaşlarla bir gezintiye çıkıyoruz. Çocuklar iyiler. Siz benden haber bekleyin. Eyvallah. Cezayir. Benden haber bekleyin kurban. Merak etmeyin. Yürü. Bu iş burada bitmez Cezayir Türk. Bu defter illa kapanacak. Kapanacak ama andolsun son sözü yine ben söyleyeceğim. Bitti Sabit Efendi, bitti. Sen hamleni yaptın, ben hamlemi yaptım. Ve şahmat. Ben senin yerinde olsam intikam defterini kapatırım. Sen de bu kuyruk acısı, bende de evlat acısı varken bu iş bitmez. Bitmeyecek. Bilesin. Sen Monte Cristo kontunu bilir misin Sabit? Bu kont beyi etrafındaki herkes tarafından ihanete uğrayıp nişanlısı dahil her şeyini kaybeder. Mahpuslara falan düşer. Fakat sonra zengin olup herkesten intikamını alır. Ama bu kont beyinin en güçlü silahı bu yolda ne olur biliyor musun? Sen olsan paraya, pula, silaha, tüfeğe sarılırsın. Bizim kont dost biriktiriyor. Ve çok sevdiği bir dostu sayesinde alıyor bütün intikamını. Şimdi demem o ki, ben de böyle dostlar, sende de bu kafa varken sen benden intikam, intikam alamazsın. Yani yol yakınken vazgeç Sabit Efendi. Azade. Gel kızım, gel, gel kızım, gel kızım, kızım, kızım. O zaman bit. Oğlum iyi misin? İyi misin Dizol? Kızlar iyi misin? Gel canım, gel oğlum. İyisin lan. Thank you.
Baba, ne oldu burada böyle? Ablacığım neredesin? Çok merak ettik. Gel oğlum. Ne oluyor baba? Meltem'i görmen lazımdı. Resmen okulda çiftliğe geldi. Sanki partiye gider gibiydi ya. Tüh, kaçırdım eğlenceyi. Keşke ben de sizinle gelseydim. Sağ ol canım. Ah Selim, iyi ki getirdin. Dilim damağım kurumuştu. Afiyet olsun. Ha Suna, bir babaannene bakıversene kızım. Epeydir odasından çıkmadı. Belki erken yatmıştır. Bakayım ben. Ha Sunacığım, Gülenem anne evde yok. Epey oldu çıkalanma. Nasıl yok? Nereye gitti ki yani? Kimseye haber vermedi. Bilmiyorum ki. Acil işim var dedi. Çıktı gitti. Ben de anlamadım. Ben anladım. Kaçak oymuş demek ki. Savaşın da bir adabı, bir onuru vardır. Kadına, çoluğa, çocuğa dokunulmaz. Sen onurumuzu iki paralık ettin. Bu kadın orduyla geldi evimize. Ama eşikten bir tek bu geçti. Kimseyi koymadı yanıma. Bana bak Sabit. Kaldır başını. Gözümün içine bak. Biz töreyi, onuru düşmanımızdan mı öğrenecektik? Biz böyle mi yetiştik? Böyle mi gördük atamızdan, babamızdan? Ablam. Benim oğlumu öldürdü bu adam. Yani onun bunun neresinde? Senin oğlun. Benim yeğenim. Evet. Gül bahçesinde çiçek toplarken mi öldü? Sırtından mı vurdular yeğenimi? Pusuya mı koydular? Beline takacaksan silahı, ölümü de kafana yazacaksın. Babam söylemişti bunu. Öyle değil mi? O silahı kim taktı beline Sabit? Cezayir Türk mü? O evini bastığın, çoluğunu çocuğunu esir ettiğin adam mı? Ha? Kim? Kendiniz ne halt ediyorsanız edin. Ama çoluk çocuğu, aileleri karıştırmayın bu işe. Bir yana oğlunu gömmemeli hayatta. Ama daha da ötesi, hiçbir ana oğlunun vatanı sattığını veyahut onurunu, şerefini kaybettiğini görmemeli. İşte o zaman gerçekten kanıyla, canıyla toprağa girer. Bir daha benim torunlarımı, gelinlerimi, kızlarımı karıştırmayın bu kavgaya. Babamı vurdular. Gözümün önünde. Kocamı vurdular. Evlatlarımı vurdular. Kocasını kaybeden anama yoldaşlık yaptım. Arkadaş oldum. Oyun oynayacak yaştayken anam çalıştı.
Ben kardeşlerime analık yaptım. Şimdi bu analık hakkı için senden bir şey isteyeceğim. Ahir ömrümde bir kez olsun barış düşmedi benim payıma. Bundan gayrı da düşmez biliyorum. Ne halt edeceksen et ama erkekliğe yaraşır biçimde. Kimsenin evladını, ailesini karıştırma işine. Çek adamlarını o evden. Bir yeğenimi kaybettim. Diğerini harcatmam sana. Bu herif sözünde duracak mı? İsterse durmasın. Kendi bilir. Düşmanı bile mert olacak insanın. Kardeşine rağmen kadın dimdik durdu. Helal olsun. Bıçak gibi kesiverdi Sabit'in sözünü. Artık o hiçbir şey yapamaz. Orası belli olmaz. Bekleyip göreceğiz. Temkinli olmakta fayda var. Her zor anımda yanımda oldun hanım. İsteyip de başaramadığın bir şey var mı Gülendam Sultan? Var oğlum var. Ne yazık ki senin bu savaşını bitiremedim. Elinden silahı alamadım. Yolundan ölümü çekemedim oğlum. O günlerde gelir elbet. Ya ben ölmeden evvel gelsin Cezayir. Artık her Allah'ın günü Allah'ıma yalvarmaktan yoruldum inan. Allah'ım, Allah'ım oğlumun canını benden evvel alma diye dua etmekten yoruldum. Tükendim. Ne yapalım ana, galiba Allah dağına göre kar veriyor. Dumrul gelmeden uyuyamıyorsun değil mi? Yok canım. Uykum kaçtı. Biraz kitap okuyayım dedim. Oh. Canım. Gelir gelir merak etme. Sen de Temur'u bekliyorsun. Madem bu kadar üzülüyorsun, neden o evrakları verdin? Çünkü bu şekilde yaşayamazdım daha fazla anne. Kendime ihanet etmek olurdu bu. Yapamazdım. Peki ya Temur boşanmayı kabul etmezse? Ben kararımı verdim. Belki de o bir karar verir ve Leyla'dan boşanır. Gözün aydın. Ana kız bu saatte hala uyumamışsınız bakıyorum. Annem sen gelmeden uyuyamıyor. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yok, aç değilim. Bıkmadın mı bunca senedir beklemekten? Bıktım. Ama seni beklemekten bıkmadım. Sürekli korku içinde yaşamaktan bıktım. Sana bir şey olacak endişesiyle yaşamaktan yoruldum. Başka bir hayat mümkün değil mi Doğum? Anne neredesin? Gece gece kayboldun. Kimseye de haber vermedin. Ne oluyor? Meraktan öldük anne ya. Arıyorum açmıyorsun da. Kızım bir işimiz vardı. Gittik, hallettik, geldik. Değil mi oğlum? Cezayir. Yani olan şu. Artık okuluna gidebilirsin. Aa, nasıl yani? Şaka mı yapıyorsun babaanne? Çıkamıyorduk hani baba. Kimsenin kimseyle husumeti kalmadı artık. Bitti. En azından çoluk çocuk için. E hapis hayatı bitti desenize. Tahliye edildik yani. O kadar da değil. Yavaş yavaş. Temkinli. Dikkatli. Hep dikkatli. Ana, acaba bazılarınınkini şartlı tahliyeye mi döndürsek?
Ne yapıyorsun bu soğukta dışarıda? Donacaksın. Şu yapraklara bak. Daha geçen ay hepsi yemyeşildi. Şimdi hepsi sararıp döküldü. Hayat bu. Her şeyin bir vakti var. Doğumun, ölümün. Ayrılığın. Cezayir seni çok seviyor. Dün gece nerede kaldı acaba? Annesinin evinde mi? Yok. Kurbanın çiftliğinde. Birazdan yanına gideceğim onu almaya. Ben onsuz ne yapacağım Dumur? Güzel kızım. Sen savaşın ortasına doğdun. Sonra büyüdün. Doktor oldun. Başka bir savaşa gittin. Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok. Senin de öyle. Hala atman gereken adımı atmadın. Ne? Annemi daha fazla bekletme bence. Sen yok musun sen? Ben bugün arkadaşlarımla buluşacağım gönlümce. Akşama kadar gelmem, haberiniz olsun. Vallahi ben AVM'ler kapanana kadar gelmeyeceğim, haberiniz olsun. AVM'ler derken? Tam olarak kaç AVM gezmeyi planlıyorsun Meltem? Bekir, bence şimdiden kredi kartlarının limitlerini arttır. Leyla'cığım, sen de azıcık bir çık dışarıda hava al. Öyle yapacağım anne. Belki Suna ile beraber bir yemek yeriz. Aa, ne güzel. Günaydın. Günaydın. Ne güzel planlar yapmışsın benimle. Aslında ben okul sonrası arkadaşlarımla yemek yerim diye konuşmuştum ama şu an iptal ettim bile. Yok, iptal etme. Sen ye yemeğini arkadaşlarınla. Ben 5 gibi okulun önünden alırım seni, olur mu? Tamam, peki o zaman öyle yaparız. Tamam. Bana dua edin. Bugün giremediğim bütün sınavlara gireceğim. Uy benim bir tane. Allah zihin açıklığı versin. Hadi, hadi. Sağ ol babaanneciğim. Bir kahvaltı. Ben sabah atıştırdım bir şeyler. Size afiyet olsun. Bol şans. Sağ ol. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Sağ ol abla. Abi. Ben içmeyeceğim. Her şey benim yüzümden oldu. Nasıl yani? Ne demek o? Dedemin bana verdiği tespih. Onu yanıma almadım. Ne zaman onu yanıma almasam bir şey oluyor. Batıl inanç. Nasıl bir inanç? Yani gerçek dışı. Kara kedi uğursuzluk getirir gibi. Asla astarı olmayan bir düşünce. Senin suçun değil. Olsun olsun. Ben gene de bir daha yanımdan ayırmayacağım. Onu ne zaman anlasam başıma bir iş geliyor. Oğlum size bir şey olsaydı ne olacaktı? Ha? Size zararı gelseydi ne olacaktı? Allah Allah. Abi sen hep böyle olacaksan bizim kafamız hep silahla yasınlar. O ne demek oğlum? Ben ne yapıyorum ki size? Abi ne bileyim, hep ağır takılıyorsun yani. Sertsin, sert. Yani sevgini göstermiyorsun diyorlar. Azamet. Yok be baba, öyle değil ya. Beceremiyorum ben. Ondandır yani. Ama yemin olsun ki sizin kılınıza zarar verselerdi bu halimi ters düz ederdim. Pardon. Alo? Alper? Sağ ol, iyi miyim sen? Alpay kim lan? Üniversitenin arkadaşıymış. Thank you.
Destur be, destur. Nasıl giriş böyle? Tatavlalı geldi baba. Ne diyorsun sen ya? Gerçekten tanıştığımıza çok memnun oldum. Sabit Ağa sizden hep sitayişle bahseder. Cemil, şuradan bir dilim ekmek versene. Hayırdır Tatavlalı? Mekan mı basıyorsun? Hı? Öyle destursuz dalmışsın evime. Bu saate kadar uyunur mu Sabit? Akşam uyku mu tutmadı yoksa? Boş laf etme Tatavlalı. Burası benim hanem. Öyle kafana göre çöreklenip racon kesemezsin. Manda kaymağı. Müthiş. Manda kaymağı niye diğer kaymaklardan daha kıymetlidir? Bilir misin Sabit? Manda yok çünkü. Kimse manda beslemiyor. Çiftçi de haklı. Kârlı değil bir kere. Çok yiyor. Az süt veriyor. Senin gibi. Ağzını devşir Tatavlalı. Hanemdesin. Sınırını bil. Racon demem gereğini yaparım. Bir şey olmaz cancağız. Ablanı sokarız araya. Düşmanlık falan kalmaz. Sizde racunu artık kadınlar kesiyormuş. Öyle duydum. Yanlış mı duydum? Sabit. Otur Sabit, otur. Ayaklanacağın yerde elin kolun bağlanıyor. Oturacağın yerde dikleniyorsun. Ayarın yok cancağızım. Ayarın. Sana ince bir ayar çekmek lazım. Otur. Senin adın Orhan mıydı? Evet efendim, memnun oldum. Şu ekmekleri iyice kızart. Yakma ama. Her iki tarafı kızıla dönene kadar iyice kızarsın. Anlamadım. Ben mi kızartayım ekmekleri? Evet cancağızım. Senden başka biri var mı burada? Hiçbir işe yaramıyorsun. Bari bu işe yara. Ha, boş boş adamları toplamışsın, kapına besliyorsun. İşe yaramayan adam yaşamasın bence. Nasıl oluyor şimdi o iş? Yazmayı masaya koyunca düşmanlık falan bitiyor mu komple? Yani itibarın sarsılmış. Oğlunu öldürmüşler. Yazmayı koyunca bitti gitti mi oluyor? Enteresan. Öyle. Bitti. Töre bu. Yazma kadının şerefidir. Ablam giden canının, akan kanının üstüne şerefini örttü, kapandı bu iş. Bundan böyle ben Cezayir'e bir mermi bile sıkamam. Ta ki ablam yol verene kadar. Kanının üstünü yazmayla örttü. Vay be.
Ya filmlerde olur bu Sabit. Ya siz çok film izliyorsunuz. Bırakın bu işleri, takılmışsınız bir törenin peşine. Ya bir şekiller, bir tavırlar. Feodal takıntılar. Sicilya'da kalmadı lan bu adetler. Bizde kaldı. Töreyi çiğnemem ben. Ama töre seni çiğner, çiğner, tükürür cancağızım. Zararımız çok. O kadar zararı senin ablanın el kadar yazması örter mi? Örtmez. Bak, bana dünyayı yıktı. Dağları dümdüz etti. Yaparım. Bilirsin gözüm karadır. Ama ablama, töreme karşı çıkamam. Cezayir'in kanını içeceğime yemin etmiştim. Ben yeminimi bile yuttum. Bundan böyle benden sana fayda yok. İyi o vakit. Bundan sonra benden de sana fayda yok. Üç kilo süt için bir mandaya 3 ton saman yedirmem ben. Sabit. Ziyade olsun. Bir ekip çıkarın. Cezayir Türk'ü ziyaret etsinler. Mesajımızı iletsinler. Tamamdır Tatavlalı. Ben hemen sağlam bir ekip çıkartıyorum. Mesaj ne olacak? Kız güzel, zeki, kültürlü, gezmiş, görmüş, üniversite okumuş. Gözleri desen abiciğim. Desene oğlum azamet senin neyin var diye. Bir silahın var, bir sen varsın. Ne yapsın lan o kız senin, ha? Abi, sen benim tanıdığım en güzel adamlardan birisin. Diğerleri de bu adamlar zaten. Abi de Şamil. Kargaya yavrusu nasıl gözükürmüş biliyor musunuz? Şahin gibi. Sizin kardeşiniz olduğum için bana böyle söylüyorsunuz. Ne alakası var? Bence ben gayet güzel bir adamım. Evet. Tabii ki güzelsin kuzum. Abi bence açıl Melike'ye. Ya kızı nereden bilecek senin duygularını? Açık açık anlat işte. Beceremem oğlum, beceremem. Elim ayağıma bulaştırırım. Benim bir fikrim var. Yarın akşam onu çok güzel bir yere götüreceksin. Hayır, gene başıma ne bela açacaksın acaba? Bana güven. Sıra size de gelecek. Var mı aday? Hı? Ne var? Söylesene. O işlere abim bakıyor. Varsa da sırayla canım. Abi abim bakıyor işlere. Ulan var ya, yaktınız beni, yemin ediyorum beni yaktınız var ya. Cezayir. Bu Sabit denilen şerefsize güvenebiliyor muyuz? Ben şahsen hiç güvenmiyorum. Akdi bozacak, bir gaflet anımızda üstümüze çullanacak. Cesaret edemez. Bizi çiğnese bacısını çiğneyemez. Nasıl emin olabiliyorsun? Bilirsin ben röntgenini çekmediğim adamla düşmanlık etmem.
raconu sallamayacak olsaydı, bacısı masanın üstüne yazmayı attığında itiraz edip elini vururdu masaya. Eyvallah etmezdi. Ondan değil de tasmasını tutanlardan bir hamle gelecek. O yüzden biz tavşan uykusuna yatıp bekleyelim şimdi. Bekleyelim de Sabit'in tasmasını tutanı indiririz. Tamam. Onun da bir sahibi çıkacak. Sahibin de bir sahibi çıkacak. Ardı arkası kesilmiyor ki bu heriflerin. Ömrümüz yetecek mi hepsini temizlemeye? Biz son nefesimize kadar yürüyelim de üstlerine. Gücümüz ne kadar yeterse Tumrul. Düşünüyorum da başka bir hayat mümkün değil mi bizim gibiler için? Başka bir hayat? Sakin. Huzurlu. Dedemin bir zeytinliği vardı. İçmiştim numaranızı. İçinde küçücük bir taş ev. Hep hayalini kurarım. Bir gün emekli olayım. Oraya yerleşeyim. Silahsız, namlusuz, barutsuz. Sakin. Tek başına. Tek başına değil. İnsanın yanında bir yoldaşı olmalı. Bir nefes istiyor insan yanında. Keşke. Keşke ne? Boş ver. Hayal işte. Bunları bana değil, Elmas Hanım'a anlat. Bakarsın, hayal değil gerçek olur. Ne oluyor lan? Yavaş oğlum, ne oluyor? Kim bunlar? Sabit'in adamları mı? Sabit'in sesi değil. Sahibinin sesi. Beklediğimiz telefon geldi Tatavlalı. Efendim, Cezayir Türk'ün yanındayız. Ver bakalım telefona cancağızım. Cezayir'in gül yüzünü, gül cemalini görelim. Peki efendim. Reis, indireyim mi? Yok. Bırakın gelsin. Cezayir Bey, Tatavlalı sizinle görüşmek istiyor. Merhaba Cezayir. Nasılsın cancağızım? Şükür be Tatavlalı. İtle uğursuzla uğraşıyoruz işte. İti uğursuzu sıçratma üzerine, hayatına bak. Çoluğun çocuğun olacak yakında. İhtiyar heyetini de takmışsın peşine. Oradan oraya koşturuyorsunuz. Olmaz. Bak, o ekabirde tansiyon var, şeker var. Yani hücceden gider adamcağız. Dikkat edin. Bir şey olmaz. Doktor egzersiz verdi. Kolesterolü yükselmiş. Biz de hareket olsun diye senin şu Sabit'in mekanlarına çöktük. Ben de onun için aradım cancağızım. Adını epeyce duyuyorum ama bir türlü tanışmak nasip olmadı. Yani 3 günlük dünya. Bugün varsın, yarın yoksun. Ölmeden dünya gözüyle şöyle bir tanışalım, konuşalım istiyorum. Ha, müsaitsen tabii. Ha, işinden gücünden alıkoymayayım seni. Bu da çok yoğun. Ama dur, bir randevularımı düşün. Cezmi, Oğuz'u hallettik. Bagnal öbür tarafa posta. Sabit de zaten randevusuz görüşüyoruz. Tamam müsaitim. Zaten sıra sende Tatavlalı. Buluşalım. Çok sevindim cancağızım, çok sevindim. O zaman bu akşam buluşuyoruz. Nerede, saat kaçta? Yeri belirle. Bana fark etmez, nereye diyorsan. Ben aradım şimdi, olmaz. Yani ters düşer. Yeri sen belirle bari. Tamam, akşam 8'de. Beykoz'da sahilde büyük bir restoran var, biliyor musun orayı? Biliyorum cancağızım, biliyorum. İstanbul benim avucumun içinde zaten. Tamam, bu akşam buluşuyoruz. Yalnız o ihtiyar heyeti arkana takma. Yani şimdi onların muhabbetleri sıkar bizi.
Tamam. Yalnız geliyorum, yalnız. Merak etme. Yalnız benim muhabbetimde pek keyif vermeyecek sana. Onları mumla atacağım. Haberin olsun. Anlaşırız Cezayir. Biz her türlü anlaşırız. Hadi selametle. Sağ ol. Sınava mı kafan takıldı? Yok. Yani halletmişimdir herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum, karaladığım bir şeyler de. Sorun ne peki? Annem babamdan boşanmayı düşünüyor. Öyle mi söyledi sana? Yok yani. O söylemedi de ben hissediyorum. Şamil. Sence aşkın ömrü var mıdır? Bence aşk dediğin şey ömürlüktür. Gerçek aşk asla unutulmaz. Kaç yaşına gelirsen gel. Araya ayrılık da girse, ölüm de girse unutulmaz. O zaman belki de ihtiyaçları olan şey eski günleri tekrar yaşamaktır. Ne planlıyorsun? Onu şu an söyleyemem. Getir oğlum. Müthiş olmuş. Kesene bereket. Afiyet bal şeker olsun. Olsun da artık mevziye mi girsen diyorum. Vakit dar, ölüm de var. Hangi konuya? Tatavlanın adamları önünüzü kesti dedin ya. Kestiler işte. Ayşe, konuştuk, sözleştik. Akşama buluşuyoruz. Selamün aleyküm ağalar. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam. Afiyet bol şeker olsun. Eyvallah. Gel. Mıhlama yıkılıyor. Hadi. Sağ ol Cezayir. Ben yedim. Biraz önce kalktım kahvaltıdan. Vallahi kurban benim işime gelir. Ben bu tavayı tek başıma gömerim. İster ye ister yeme. Cezayir bırakın tatavayı tavayı. Deli olacağım ya. Ya şunu kabir azabı gibi peyderpey anlatmasana. Nerede buluşacaksınız? Ne konuşacaksınız? Biniyor muyuz tepelerine? Kime sıkacağız? Onu bir anlatın ya. Siz gelmiyorsunuz. Ben tek gidiyorum. İstemedi tatavlanı. İhtiyarları getirme dedi. Ne dedi? Ne dedi ne dedi? İhtiyar mı dedi? Ha. Tedavülden kaldıralım onları. Her şey bitince müzeye kaldırırız. Sonra gider herkes tek tek ellerini öper dedi. Allah Allah. Kâbirle kurban için demiştir. Yo, seni de kattı. Bana da mı dedi? Ben onun iskelesinden bodoslama bir dalarım. İhtiyar kimmiş? Genç kimmiş görür şerefsiz. Nerede bunun mekanı? Kaptan sakin ol, buluruz. Acele etme, buluruz. Buluruz. Şunu bir doğru düzgün anlat da biz de bilelim. Lan arkadaş evde rahat yok, burada rahat yok. Ya bırakmadınız ki şunu doğru düz bir yiyeyim arkadaş. Sıcak yenir bu da, sıcak sıcak. Tamam tamam, sen şimdi bunu bize bir anlat tas, tamam. Ben yeğenlere yaptırtırım. Yersin sıcak sıcak afiyetle. Tamam o zaman olur. Bak o zaman anlaştık. Buraya gelirken itlerinin kuyruğuna bastık ya, sahiplerinin sesi geldi. Ne istiyormuş peki? Akşama Cezayir'le buluşup görüşmek istiyor. Nasıl yani? Tek başına sadece Cezayir'le. Biz gelmeyecek miyiz peki? Yok.
Biz ihtiyarmışız. Tatavlalı bizi muhatap almamış maalesef. He, racon kesecek ya aklınca. Benim bildiğim Tatavlalı'nın öyle raconla maconla pek işi olmaz. Onun tek derdi tezgaha çalışsın, para kaynağı kurumasın. Para için bin bir takla atar bu. Ayık olmak lazım, tedbir almak lazım. Değil mi? Ekabir doğru söylüyor Cezayir. Tek başına gitmek olmaz bir. İki sağlam basmalıyız ya. İşimizi sağlama alalım. Biz de kendi tedbirimizi alalım. Sıkıntı yok. Kafamıza sıkacak olsam önümüzü kestiğinde yağdırırdı mermiyi. Onun derdi başka. Gidip öğreneceğiz. Ya soğudu. Konuşturdunuz beni, soğudu kardeşim ya. Allah Allah. Hani söylüyordun yenisini? Aykut. Buyur dayı. Oğlum buraya bir mıhlama takviyesi yapın. Tamam. Hemen. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Biraz dışarı çıkıp hava alacağım. Ben de geliyorum seninle. Lütfen Allah. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Ya kendimle baş başa kalıp düşünmeye ihtiyacım var. Tamam canım. Hadi. Yalnız çıkacağım. Firuze Hanım. Reis'in emri var. Size eşlik etmemiz gerekiyor. O reisine selamımı söyle. Yalnız çıkacağım dedim. Aa. Leyla'cığım ne oldu? Sen dışarı çıkmadın mı yavrum? Daha vaktim var anne. Hazır evde kimse yokken sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Hayırdır Leyla? Ben bir karar verdim. Cezayir'den boşanacağım. Ne diyorsun kızım sen Allah aşkına? Anne inanın bu kararı vermek benim için hiç kolay olmadı. Cezayir gittiğinde zaman durdu. Sürekli aynı yerde dönüp duruyor. Mezarlığın içine sıkışıp kaldı. Ama Cezayir öyle yapmadı. Kendisine bir hayat kurmuş, bir aile kurmuş. Bir çocuğu olmuş. Şimdi bir tane daha olacak. Yani sen demek istiyorsun ki ben kocamı elimle Firuze'ye bırakıyorum, ha? Anne Cezayir senin oğlun. Sunan'ın da babası. Ama benim kocam değil. Firuze'nin kocası. Cezayir'in bu işten haberi var mı? Evet var. Ne dedi peki? Hiçbir şey söylemedi. Söylenecek bir şey yok zaten. Evrakları hazırlattım. Tek celsede boşanıyoruz. Ah Leyla. Toparlanacağım. İyi olacağım. Cezayir'in ölmüş olmasındansa başka bir evde mutlu olmasını tercih ederim. Suna'nın haberi yok. Bugün onunla da konuşacağım. Suna hayal kırıklığına uğrayacak. Zamanla beni anlayacaktır. Babacığım, acil görüşmemiz gerek. Acil mi? Ne oldu kızım? Seni çok özledim. Bir de konuşmam gereken özel bir konu var. Tamam, akşam uğrarım. Hayır, olmaz. Yani o kadar bekleyemem. Şimdi sana bir konum atıyorum, lütfen bu konumda ol, tamam mı? Lütfen. Tamam, peki.
Sen istersin de ben gelmez miyim kız? Harika. Tamam, yolluyorum o zaman. Görüşürüz. Alo Sunacığım. Anneciğim, geliyorsun değil mi? Geliyorum, birazdan çıkacağım kızım. Tamam. Şimdi ben sana bir konum atıyorum, oraya gel. Bir de şık giyin biraz gelirken, olur mu? Yani ben şık giyinmiyor muyum? Hayır anneciğim, tabii ki şıksın da. Benim de böyle bir hayat enerjim yerine geldiğinden beri böyle giyiniyorum, makyaj falan yapıyorum ya. Hani güzel güzel takılırız anne kız diye düşündüm. Allah Allah, nereden çıktı şimdi bu? Öyle işte anneciğim, sen gel. Bekliyorum ben seni. Konumu atıyorum şimdi. Peki tamam. Giyinirim. Hadi orada görüşürüz. Öpüyorum seni. O da tamam. Ne giyeceğiz şimdi? Ne yapıyorsun burada Cezay? Sen ne yapıyorsun? Sunay'ı bekliyorum. Benimle de burada bu saatte buluşacağını söyledi. Benimle de bu saatte burada buluşacağını söyledi. Sunay ya. Ah Sunay. Ben geldim. Aa! Öpeyim seni. Oh. Sen hani annenle buluşuyordun? Mwah. Evet. Ama ufak bir program değişikliği oldu. Ne programı, ne değişikliği? Annen nerede? Şu anda çok sevdiği birinin yanında. Sen var ya sen. Ne oluyor ayol? Bana diyor ki mutlaka süslen, makyaj yap. Güzel giyin. Güzel olmuşsun ama. Teşekkür ederim. Bari beni eve bırak da işlerimden alıkoymayayım seni. Madem birlikte vakit geçirmemizi istedin. Kırmayalım bu cadıyı. Ha? Ne dersin? Geldin mi? Görmedim geldiğini. Sana bir şey söylemek için geldim. Çıkacağım yine. Söyle. Ne bu? Bu başka bir hayat. Zeytin ağaçları arasında küçük bir taş ev. İkimize de yeter diye düşünüyorum. Elmas. Zamanı geldiğinde bu hayatı benimle paylaşır mısın? Evet. Sen gittiğinden beri gelmemiştim buralara. Daha doğrusu gelememiştim. Az güneş batırmadık burada. Balık tuttuğumuz günü hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Bütün balıkları geri attım denize. Sonra da simit yemiştik. Onların da yarısını martılara yedirdim.
her şey nasıl değişmiş. Yollar değişmiş, binalar değişmiş, şehir değişmiş. Doğru, her şey değişti. Sen değiştin. Bir ben aynı kaldım. Hayatımın en güzel yıllarını senin yasını tutarak geçirdim. Suna acılar içinde büyüdü. Hatırlamıyorum ne zaman anne dedi, ilk adımlarını ne zaman attı, hiçbirini hatırlamıyorum. Sanki hayatım çalınmış gibi. Seni kaybettiğimde ben de yaşamaktan vazgeçtim. Ama sen geçmemişsin. Birini sevmişsin, hayat kurmuşsun. Beni unutmuşsun. Leyla, ben seni hiç unutmadım. O zaman nasıl bir hayat kurabildim ki? Ben bu soruyu nasıl cevaplasam da yetmeyecek sana. Ama sen haklısın. Yıllarca dağ, bayır gezdim, operasyonlara katıldım. Her sabah uyandığımda son günüm olduğunu düşündüm. Ve ben Cezayir Türk'ün üzerine toprak attım tam 17 yıl. Ve sonra birine aşık oldum. Onunla evlendim. Bense ölü bir adamın yasını tuttum bunca yıl. Büyük bir haksızlık bu. Suna'ya boşanacağımızı henüz anlatmadım. Ama konuşacağım. Bence bekle. Anlatma. Tamam. Belki de en doğrusu beraber söylememiz. Söyle Demir. Sunacın nasıl geçti bugün sınavın? Bilmiyorum ki teyze ya. Yaptım işte bir şeyler. Yani konulara çok yetişemiyorum. Yarın da var, gidemediğim günlerin acısını çıkarıyorlar. Meltem de kredi kartlarından çıkardı. Besim'le Yavuz zor taşıdı paketleri eve. Yok canım, 3-5 parça bir şey aldım, o kadar. Yeter artık Meltem. Seninki ihtiyaçtan çıktı, bağımlılık halini almaya başladı. Artık buna bir son vermeliyiz. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Artık benim iznim olmadan alışveriş yapmayacaksın. İyi akşamlar. Ah yavrum, hoş geldin. Gel, buyur, otur yemeğe. Yok anne, aç değilim, sağ ol. Afiyet olsun. Ben yukarı çıkıp biraz dinleneceğim. Anneciğim, ne kadar güzel olmuşsun. Gel bir yolcadı. Çok heyecanlı. Anlat. Ne yaptınız, nasıl geçti? Takıldınız mı romantik romantik? Sunacığım, bizim aramızda romantik ne olabilir? Buluştunuz işte, ne güzel. Durun, durun. Beni de bekleyin. Yok artık. Kahvesiz muhabbet olmaz diye düşündüm. Çok teşekkür ederim de dördüncü kim? Benim, ben. Kambersizliğin olur muymuş hiç? Halanla babaannenin de yalanlarını ortak ettin. Benim hiç haberim yok. Anlat bakalım. Neler yaptınız, nerelere gittiniz, neler konuştunuz? Oturuyoruz herhalde. Yani anne, ne konuşacağız işte? Öyle normal, sahilde yürüdük, konuştuk. Hiç özel bir şey konuşmadınız mı, şöyle geçmişten falan? Yani konuştuk.
Ne E'si Suna? Ya boşuna hayal kurmayın. Aramızdaki her şey aynı bizim. Değişen bir şey yok. Leyla, sen hala Cezayir'den ayrılma fikrinde misin? Hayır anne, hayır. Hayır, boşanmayacaksın babamdan. Suna, babanla beraber seninle bu konuyu konuşacağız zaten. Hayır anne, konuşmayın benimle ya. Benimle bu konu hakkında kimse konuşmasın. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Sunacığım, canım, sakin ol. Anne, bana söz ver. Boşanmayacaksın babamdan. Anne, söz ver. Suna, ben böyle bir şey için söz veremem. Tamam o zaman anne. Suna. Tamam, tamam hadi. Leyla, çok affedersin. Yaşlandım artık. Boş boğazlık ettim. Özür dilerim. Tamam anne, üzülme boş yere. Nasıl olsa öğrenecekti. Nasıl olsa herkes öğrenecek. Sorun değil. Kızım, nerede kaldın? Çok merak ettik Firuze. Sahilde yürüyüşe çıktım. Sonra? Sonra uçak bileti aldım. Mercan'a ve kendi adıma. Artık eski işime geri dönüyorum. Gidiyorum buradan. Elinde bir kız çocuğu, karnında bir bebek ve bensiz. Nereye gidiyorsun sen Firuze? Firuze, doğru zaman değil. Artık burada olmamın hiç kimse için bir anlamı yok. Hoş geldin Cezayir Türk. Hoş bulduk. İçeride mi Tat abla da? İçeride seni bekliyor. Üzerinde emanet yok değil mi? Var. Geri verene kadar Allah'ın emaneti üzerimizde. Onu taşıyoruz. Geç. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cezayir. Dakiksin. Buyur otur. Kütüphanede buluşsaydık Tat abla da daha sakin olurdu. Monte Cristo Conti. Ben kalabalıkta okumayı severim. Hapishanede alıştım. Koğuşun gürültüsünde okuya okuya alıştım. Sessizlik de kafama girmiyor. Sen bize de ben sana anlatırım. Güzel kitap. Dostluk, arkadaşlık gibi saçmalıklara inananların yediği kazıkları anlatıyor. Bence okuduğundan hiçbir şey anlamamışsın. Hiç boş yere gözlerini yorma. Çok düşüncelisin. Ama merak etme. Ben kendime iyi bakarım. Asıl sen kendini boşuna yoruyorsun. Yani çok stresli bir hayatın var cancağızım. Yani stres. İnsanın baş düşmanı. Ha bu arada ne yersin? Ne sipariş edelim? Hiçbir şey, su yeterli. Hemen efendim. Rahat ol cancağızım. Seni zehirlemeyeceğiz.
Bak bu mekanı sen seçtin. Ha bu arada levrek buğulamayı tavsiye ederim. Yani ben her geldiğimde söylerim. Benden sana tavsiye. Ya biliyorsun yani burayı. Ben İstanbul'un bütün deliklerini bilirim. Cezayir. Memleketteki bütün lağım fareleri sana çalışıyor. Her deliği bilmen normal. Yalnız dikkat et, İstanbul'un altı üstüne gelince yönün şaşar. Sonra kaçacak delik bulamazsın Tatavlalı. Sen mi getireceksin İstanbul'un altın üstünü? Ya güzel adamsın Cezayir. Yani bileğin sağlam, yüreğin kavi. Anladık da koskoca İstanbul'da yani seni yutar. Akıllı olmazsan seni yutar. Ama akıllı olursan sana da yeter. Şimdi bu teklif mi? İş mi konuşuyoruz? Her zaman. İstanbul dünyanın göbeği cancağızım. Yakında bütün dünya bu şehirden yönetilecek. Biz yöneteceğiz. Hem İstanbul'da hem de dünyada. Şimdiden tarafını seç. Güzel. Güzelmiş. Ben size çalışayım, siz de beni kollayın. Bu mu? Yok artık ya. Henüz sen bizimle çalışacak çapta değilsin. Cezayir. Ya yanımıza çalışırsın ancak. Yani şimdilik bakarsın sonra değişir. Henüz daha erken Cezayir, erken. Kabul edersek kendimizi sağlam alıyoruz. Orasını anladık peki. Kabul etmezsek ne oluyor? Bilmem. Benim seçeneğim çok. Ama senin seçeneğin pek yok. 40 katır mı? 40 satır mı diyorsun yani? O kadar bile seçeneğin yok diyorum. Gücünü bil, aklını kullan Cezayir. Delikanlılık para etmez ama para birçok delikanlıyı harcar. Buyurun efendim. Firavun. Kralken Musa çobandı. Firavun'un kılıcı çifte su verilmiş çelik, Musa'nın asası kuru bir daldandı. Firavun'un kılıcı Musa'nın etini kesmedi ama Musa'nın asası Kızıldeniz'i ortadan böldü. Anlayacağın her Firavun'a bir Musa, her Musa'ya da bir asa yeter. Tatavlalı. Rivayetlerden değil, gerçeklerden ders çıkaracaksın canım. Musa'nın arkasından koşanları Hitler'in elinden niye kurtaramadı o asa? Ben söyleyeyim. Mesele asa meselesi değil. Mesele kasa meselesi. Hitler Berlin'deki bir lağım çukurunda kendi kafasına sıkarak intihar etti. Tatavlalı. Yani nasıl başladığın değil, meseleyi nasıl bitirdiğin hatırlanır. Arkandaki 4 ihtiyara mı güveniyorsun? Yoksa etrafında topladığın kendi kaderini bile çizmekten aciz Türkiye Cumhuriyetleri hayalperestlerinin temsilcilerine mi büyük bek? Onlarla hangi dilde konuşuyorsunuz kendi aranızda? Göktürk alfabesiyle mi, İngilizceyle mi? Çünkü onların memleketlerinde de dolar geçiyor. Bizi para değil, töre bir araya getirdi. Yakında sen de sahiplerini de anlayacaksınız. Peki sen yularını ellerinde tutan sahiplerinle hangi dilde anlaşıyorsun Tatavlalı? Sahi, siz konuşmuyorsunuz değil mi?
İbanlarınız konuşuyor. Seninle sohbet etmek güzel. Sevdim seni. Daha sık görüşelim. Ama ben seni hiç sevmedim Tatavlı. Sahiplerini de sevmedim, sevmeyeceğim. Kimin canı yanacak, kimin gözyaşı akacak, onu da zamanla göreceğiz. Benim canım yanmıyor be Cezayir. Vallahi bak, ya bu yaşıma geldim, onca şey yaşadım. Üzülmedim, üzülemedim, ağlayamıyorum. Doktora gittim, alternatif tıp denedim, maaşlı psikolog tuttum, inanır mısın? Yani yok, tık yok. Yani sırf ağlamak için acıklı bir filme gittim, inanır mısın? Etrafımdaki herkes salya subuk, bende tık yok. Ağlayamıyorum. Bir damla gözyaşım akmıyor. Ağlayamayan insan olur mu? Oluyor. İşte ben. His falan yok bende. Vicdan yok, merhamet yok. Bak, parayla bir tek bunu satın alamadım. Hı? Enteresan. Merak etme. Ben seni ağlatırım. Yok, yok, vallahi yok. Yani kaç kişi denedi, olmuyor. Ama ben kaç adamın anasını ağlattım biliyor musun Cezayir? Sabit falan geldin geçtin. Helal olsun. Havayı da kapmışsın. Sabit de sıkı çocuktur, harbi çocuktur. Sağlamdır ama cahil işte. Töre möre işlerine kaptırdı kendine gitti. Aptal yani. Ben ona benzemem Cezayir. Onun gibisi kapımda sürüsüyle var. O yüzden kendini de yorma, beni de yorma. Benden aldığın paraları bana getir. Gel kendin al. Sabit biliyor paraları nerede tuttuğumu. Konum atsın. Beraber gelin. Uğraştırma beni Cezayir ya. Kolumu kaldıracak halim yok diyorum. Israr ediyorsun. Bu şehir bizim Cezayir, her metrekaresi. Kötülük öyle bildiğin gibi, sandığın gibi kolay değil. Organizasyon ister, zeka ister. Ama iyilik tembel işi, aptal işi. Ben aptal biri değilim Cezayir. Senin gibi bir düşmanımın karşısına silahsız, külahsız gelmem. Etrafına iyice bir bak. Ben her yerdeyim Cezayir. Şuradaki adam benim. Şu arka masadaki aile benim adamlarım. Kapıdaki vale, arkamdaki adamlar hepsi benim adamım. Tezgahıma hoş geldin Cezayir Türk. Kolumu İndirmemle bütün namlular senin üzerine döner. Vücudunda açılan bir delikten 10 mermi geçirtirim. Tamam mı? Bitti mi şovun? Bitmedi. Ama nasıl biteceği sana bağlı. Bana sorarsan hiç vakit kaybetme. Silahsız milahsız böyle otururken sıktır kafama bitsin. Çünkü sen yapmazsan bir gün eninde sonunda kafana ben sıkacağım Tatavlalı. Ya asıl şovu sen yapıyorsun Cezayir. Ya ben seni öldürmek isteseydim, o içtiğin bardaktan su var ya, o senin son yudumun olurdu. Benim derdim
Benden aldığın paralar Cezayir. Sonrasına bakarız. İş mermi sıkmaya kalsın. Sen benim paramı getirmeye bak. Bütün derdin para mı? Tamam. Paraları getireceğiz. Ne zaman, nereye dersen. 24 saat sabrederim en fazla. Cezayir Türk. Sana güveniyorum. Yamuk yapmazsın sen. Merak etme. Ben sözümü yutmam. Tutarım. Tansu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel Cezayir. Ne yaptın iki gözüm? Herif büyük psikopat. Tahmin ettiğimden daha büyük manyak. Bizim için fark eder mi? Göreceğiz fark eder mi etmez mi? Bir sıkıntı çıkarmadı değil mi? Şimdilik çıkarmadı. Ama inceden de kendine göre bir racon kesti. Mekanı organize etmiş. İçeriye kendi teşkilatını yerleştirmiş olduğu gibi. Tahmin ettiğim gibi benim tek başına güya çemberin içine çekti. E niye müsaade etmedin Cezayir? Biz de kendi teşkilatımızı kursaydık. Şovunu yapmasına izin verdim kurban. Sıkacağından değil. Bak ben ne kadar güçlüyüm. Ne kadar kudretliyim, kuvvetliyim dedi. Kendine göre. Ne istiyor peki? Paralarını. Gelsin alsın. Gerek kalmayacak. Biz göndereceğiz paraları. Nasıl yani ben anlamadım. Ciddi misin sen? Ciddiyim. Hazır mısın? Okula geç kalacaksın. Hazır sayılırım. Yardım edeyim mi çantana? Var mı bir şey? Yok. Tamam. Allah size yayın açıklığı versin sınavın için. Sağ ol. Suna. Biliyorum bana şu anda çok kızgınsın ve anlamıyorsun ama... ileride anlayacaksın, hak vereceksin. Anlamayacağım. Anlamıyorum anne çünkü bana danışmadın. Tek başına verdin kararını. Dün okul çıkışı seninle bunu konuşacaktım zaten. Avukatınla konuştuktan sonra benle konuşacaktın. Suna, baban zaten hayatımızda yoktu. Bu yüzden değişen bir şey olmayacak. Anne, babam hayatımızda artık değişen bayağı şey var. Artık sofraya üçümüz oturalım istiyorum. Akşam dizi, film bir şeyler seyredelim, tatile gidelim. Ne bileyim tartışalım, küselim bazen. Yani normal aileler nasıl yaşıyorsa öyle yaşamak istiyorum. Bu sizin için çok mu zor ben anlamıyorum ki. Temur'la konuştun mu? Hı hı. Dün konuştuk, geleceğini söyledi. Böyle önemli bir günü kaçırmaz. Bebeğinizin cinsiyetini öğreneceksiniz. O da eminim ki çok heyecanlıdır. Sen de bugün pek heyecanlısın Elmas. Hayırdır? Yani torun heyecanı. Başka ne olabilir ki? Anne gözlerini kapatır mısın? Aç gözlerini. Mercan çok güzel olmuş. Bu anne, bu baba, bu sen. Bu da kardeşin mi? Evet, bu ben, bu da kardeşim. Babam geldiğinde ona da göstereceğim. Beğenir mi o da? Beğenir tabii, çok beğenir hem de.
Azamet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Hala kasaları yüklemediniz mi? Bizim çocuklar hallediyor. Birazdan bitince haber verirler. Siz ne yaptınız? Nasıl yapacaksınız işi? Teslimata ben gideceğim. Mişon'la Habib de yardım edecek. E tamam. Ben de geleyim mi? Yok Bekir. Reis listeyi öyle yaptı. O ne derse o. Ha. Mişon'la Habib'e güveniyor. Bana güvenmiyor yani. Öyle mi? Yalnız şunu unutmayın. Hepinizden daha yakınım reise. Senden bile. Evelallah. Elimi silah da tutuyor. Elinde hiç silah görmedik. Hep zar, hep iskambil, ondan olabilir mi? Ha? Sen sayıma yardım et. Yüklemeyi tamamlayın, gerisine de karışma. Hadi gidip şu işi bitirelim. Benim bir işim var. İçeri bir gireyim, geliyorum. Siz geçin. Tamam, hadi Temmuz. Nerede Melike? Bilmem. Odasındadır herhalde. Buradayım. Melike sen bir yere mi gidiyorsun? Evet. Üniversiteden arkadaşlarımla buluşacağım. Niye ki? Bana bir şey mi soracaktın? Yok zaten akşam beraberiz ya. Ondan sordum. Sen niye böyle kıpkırmızı oldun? Yo, niye kırmızı olayım ki? Sıcak ondandır sıcak. Bu var ya bu. Niye açıyorsun kaloriferi? Bak her taraf sıcacık oldu. Tamam abi, haklısın. Beni de şey yapıyor işte, böyle sıcak olunca yüzüm kırmızı oluyor. Tamam, o zaman siz halledersiniz. Görüşürüz. Bye bye. Koltuk gibi kızardın. Bu zamana kadar çoktan gelmiş olması gerekiyordu. Geç kaldı. Hayır, arayıp gelemeyeceğini haber bile vermedi. E sen arasaydın kızım. Aramayacağım anne. Hadi biz gidelim. İyi hadi. Aa, geldi işte. Sonunda. Canan. Abim çok istediği halde gelemeyecek. Onun yerine ben eşlik etmek istedim sana. Ama akşam seni görmeye gelecekmiş. Özellikle söylememi istedi. Böyle özel bir günümde benim yanımda olmalıydı. Yani bugün beni yalnız bırakmamalıydı. Abim gelemediyse mutlaka çok önemli bir sebebi vardır. Canan, daha önce olsa ben de senin gibi düşünürdüm. Ama şimdi o kadar emin değilim. Onun karısı Leyla. Ben onun için neyim, kimim bilmiyorum. Abimle Leyla boşanıyorlar. Sahi mi? Leyla avukatıyla görüşüp evrakları hazırlattı. Birkaç güne boşanmış olurlar. Gidelim mi? Pek yakında düğünümüz var o zaman. Hı? Aklımı yiyeceğim. Bunca parayı bulmuş, başkasına gönderiyor Cezayir. Yani ben yiyemeyeceğim, Alçin afiyetle ye diyor. Delilik bu. Hadi hadi tamam. Vedalaş artık şu paralarla ya. Vedalaş... Ya bırak Habib, bırak. İyi bakalım. Bu ne para sevdasıymış ya sendeki? Bu nasıl bir tutkuymuş ya? Gel bakalım, gel. Gel, gel. Hayatta paradan daha önemli şeyler var. Neymiş o canım? Numunelik bir tane söyle bakayım. Neymiş paradan daha değerli şey? Şey var. Sen söyle. Ne ben söyle. Sen söyle. Sen başlattın, sen söyle. Neymiş o paradan daha değerli? Sağlık var mesela her şeyin başı. Sağlık var her şeyin başı. Sen organik tarım duydun. Hı. Hı. Organik gıda para. İlaç para. Hastane para. Doktor para. Paran yok, sağlığın da yok. Aşk var. İki çiple ancak hamam yaraşır canım. Çeyizi para, düğünü para, nişanı para, beyaz eşya para, mobilya para, her şey para.
Delikanlılık var, racon var. Raconun başında da para babaları var. Hadi hadi boş konuşma Habib. Bilemedin. Bilemedin paradan daha önemlisi can. Can da bir merminin ucunda. Mermi de para. Beni tanımadığın için böyle kendince cahil buluyorsun ama sen bu tecimsel kaygılarını reise anlat istersen. Yok, bunlar benim kişisel düşüncelerim. Herkes benim düşüncelerime uymak zorunda değil Habibciğim. Gevşeme be, gevşeme. Vır vır vır, amma konuştunuz ya. Hadi siz de tutun bir işin ucundan. Ethem efendim, madem sen geldin ben kaçayım. Dükkana gitmem lazım, zaten ayak altında da dolaşmayayım. Oo, Mişon Efendi, sen bizim ekibin en önemli unsurusun. Öyle mi? Teslimata sen de geliyorsun. Yok, beni almayın, götürmeyiniz beni lütfen. Bir aksaklık olur, bir para eksik olur, bir şey olur. Ondan sonra o tatavlali herkese sıkar. Ben canımı sokakta bulmadım kuzum. Tamam, reise aynen böyle söylerim. Mişon derim, tatavlalıdan korktu derim. Senin öldürmeni istiyor reis derim. Reis de seni kırmaz. Sever, merak etme. Sıkı verir kafana. Sıkar mı? Eli bile titremez. Gözünü bile kırpmaz. Ben hangi araca bineyim Ethem efendi? Dört kolluya. Hadi birader hadi. İki saattir bir aracı yükleyemediniz. Saat kaç oldu? Götürmemiz lazım bunları. Hadi. Nereye? Abi bin sakin çekil. Ol. Bitti sayılır. Yaylana yaylana iş yapıyorsunuz. Bitseydi şimdi buranın hepsi dolmuştu. Hadi. Hadi. Gelsene. Gel. Ne oldu? Ne taktın kafana? Ruj sürmüş. Sürsün ne var bunda? Ebenin körü var. Kırmızı ruj sürmüş. Yakışmamış mı? Anlamadım. Yakışmış lan, yakışmış. Çok yakışmış. Niye sürmüş? Ben ne bileyim ya. Oğlum o zaman bir daha bilmediğin şeyleri sorma. Hadi, hadi. Tamam. Abba. Cemil sen misin? Benim. Belli olmuyor mu? Olmuyor. Nüfus memuru muyuz biz birader? Nereden bilelim? Habibciğim. Ethem ben memnun oldum Cemil kardeş. Cezayir reis selamlarını iletti Tatavlalı'ya. Şimdi selamı kelamı keselim de. Paralar nerede? Kasada. Kadir. Getir forklifti. Tas tamam burada. Bakalım tamam mı değil mi? Sipsi. Buyur abi. Şu kasaları kontrol et. Eğer eksik gedik varsa arkadaşları bugün misafir edeceğiz. Peki abi. Alo. Abi. Cezayir paraları gönderdi abi. Başka şansım vardı Cemil. Mecbur gönderecek cancağız. Abi şimdi ben kasaları kontrol ettiriyorum. Yani bir yamuk yok gibi gözüküyor ama olursa da gereğini yaparız. Eyvallah abi. Buyur Cezayir. Sözümüzde durduk Tatavlalı. Var mı bir sıkıntı? Bundan sonra rahat durduğun sürece sıkıntı olmaz cancağızım. Güzel. Şimdi bu paraları teslim etme konusunu kapattığımıza göre gelelim diğer konuya. Neymiş diğer konu? Ben sözümde dururum. Ama bana yapılanın hiçbir şekilde altında kalmam. Ben oraya geldiğimde bana şov yapsın ya. Şimdi şov sırası bende. Al gözüm seyreyle.
Baskın yedik. Ayık olun lan. Selamını verdik lan. Bir selamun aleyküm yok mu? Şerefsiz. Gençler, herkes iyi değil mi? İyi. Postlu eldiven var mı? İyi. Mişon nerede? Nerede olacak? En sevdiği yerde. Mişon! Orada mısın? Evet. Demir aç şunu. Yok Mişon. Daha elimizden çekeceğim var. O kadar kolay kurtulamaz. Bakın burada. Ne kadar da güçlü atıyor kalbi. Maşallah. Evet. Her şey çok güzel yolunda ilerliyor. Ah, çok şükür, çok şükür. Cinsiyetini öğrenmeye hazır mısın? Hazırım. Ben sözümde durdum Tatavlı'da. Bir kasa bıraktım. Cenaze masrafı yaparsın. Hakkını kaybettin. Yine görüşeceğiz. Abi, hayırdır?
Saat kaç oldu hala Melike gelmedi. Kesin o Alpay denilen herifle geziyor. Şu kıskançlığı bırak da beni dinle. Melike'ye bir sürpriz daha yapmak ister misin? Ne sürprizi ya? Sürpriz mi kaldı artık? İşte bu. Bu ne? Bu rahmetli anamın kolyesi. Nereden buldun çıkardın bunu? Günün anlam ve önemine uygun olur diye düşündüm. Maddi bir değeri yok. Ama biliyorsun. Melike de görünce çok sevinecektir. İyi ki varsın Azade. İyi ki benim kardeşimsin. Sen de iyi ki varsın abi. Sen de. Temur Leyla'dan boşanıyor yani, öyle mi? Öyleymiş. Canan söyledi. Biliyorum kimsenin boşanmasını istemek doğru değil ama... bu durumun benimle bir ilgisi yok. O zaman gitme planı iptal oldu ha? Biletleri iptal ettirdim. Ama siz Mercan'ı da alıp gidiyorsunuz. Sadece birkaç saatliğine. Bu akşam Temur'la baş başa olmak istiyorum. Efendim, emin misiniz? Eğer bunu yaparsanız Cezayir iyice çığırından çıkar. Sonra onu durdurmak imkansız hale gelebilir. Orhan, cancağızım. Ben bunca zamandır seni isteklerimi sorgulayasın diye değil, yerine getiresin diye besliyorum. Karşıma alıp konuşuyorum diye kendini istediklerimi sorgulayabilecek kadar ciddiye alma. Estağfurullah. Sizin kararlarınızı sorgulamak benim haddim değil. Ben sadece Cezayir'i çok iyi tanıdığım için... Her şeyi çok çok abartıyorsun. Hala anlayamadın değil mi Orhan? Oyunun kurallarını ben koyarım. Canım isterse de değiştiririm. Öyle ya da böyle ben kazanırım. Seni Sabit'in yanına niye monte ettim? Sabit'i kontrol altında tutmak için. Attığı her adımı önceden bilmek için. Hayır. Sabit gibi adamların elinden silahını alırsan geriye hiçbir şey kalmaz. Ondan ne öğrenebilirsin ki? Hiçbir şey. Ben senin sayende ona istediklerimi yaptırabildim. Yani onu manipüle ettim. Yoksa Sabit'in aklıyla bunca yıl döner miydi bu tezgah? Haklısınız. Ben senin üzerinden düğmeye basmasam, Baknal bu tuzağa düşebilir miydi? Hayır. Baknal ayağımıza dolanıyordu. Amerikan istihbaratıyla aramızdaki ilişkiyi bozmak üzereydi. Cezayir'i önce tuzağa düşürdük, sonra sayende kurtulmasına göz yumduk. Cezayir Baknal'ın kellesini aldı. Biz de Amerikan istihbaratının bize karşı öngörülerinin ne kadar doğru olduğunu ispatlamış olduk. Yıllardır söylüyorum onlara, Baknal beceriksizin tekiydi diye. Dinlemiyorlardı. Gerçekten hayranım size. Çok iyi oyun kuruyorsunuz. Bir taşla kaç kuş vurdunuz? Senin takdirine ihtiyacım yok. Sen benim uzaktan kumandamsın. Şimdi sesini kıs ve dediğimi yap. Hem de bu akşam.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Yanlış yere mi geldin? Doğru yere geldin. Evindesin. Lazanya yaptım. Seversin. Evdeki herkesi yolladım. Bugün baş başa yemek yiyeceğiz. Çok fazla kalmayacağım ben. Biliyorum, çok işin var. Gitmek zorundasın. Ama bugün özel bir gün. Bebeğimizin cinsiyeti belli oldu. Kapat gözlerini. Aç. Erkek? Evet. Senin gibi yakışıklı, cesur, güçlü. Belki de maviş bir oğlumuz olacak. Sana? Niye öyle bakıyorsun? Firuze, iki gün önce önüme boşanma evraklarını koydun. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Evet, çünkü o zaman Leyla vardı. Ve bugün Canan bana Leyla ile boşanmak üzere olduğunuzu söyledi. Ben de eski günlerimize dönebileceğimizi düşündüm. Korkunç haksızlıklar yaptım. Ama o, buna rağmen çok büyük bir vefa örneği gösterip dimdik durdu. Ve ben, buna rağmen onun bana uzattığı boşanma evraklarını imzaladım. Yani? Yüzü bana sormadan, hiçbir şey söylemeden iki çocuğumla buradan çekip gitme kararı aldın. Senin hayatının üzerinde bir söz hakkım olmayabilirim. Ama o çocuklar benim de çocuklarım. Daha evvel bir hata yapıp benden habersiz bebeğimizi aldırmaya kalktın. Şimdi de ikisini birden benden kaçırmak mı istedin? Çünkü Leyla ile ikinizi gördüm. Baş başaydınız sahilde. Ne yapacağımı bilemedim. Leyla benim kızımın annesi. Onunla görüşmemden daha doğal ne olabilir? Tamam. Zaten iptal ettirdim ben de biletleri. Gitmiyorum yani bir yere. Ama ben gidiyorum. Bahane bunlar. Sen artık beni sevmiyorsun. İstemiyorsun. Değil mi? Söyle. Söylesene Timur, söyle. Beni artık sevmiyorsun. Git buradan. Çık git bu evden. Seni seviyorum.
Çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok. Felek ne derdin Arise? Aynı haksızlığı bana yapıyorsun. Geride bir kızınla birlikte karnındaki bu bebekle beni terk edip gidiyorsun. Bakmışım senin dünyandan. Zaten gelir dar başıma, zaten gelir dar başıma, dar başıma. Zaten gelir dar başıma, zaten gelir dar başıma, dar başıma. Geldin Cezayir. Hoş bulduk. Oyalanacak bir şeyler bulmuşsun yine kendine. Evet. Kış menekşesi. Onları dikiyorum. Ömrü kısa olur bunların. Ne yapalım? Ömrü kısa diye sevmekten vaz mı geçelim?
Evet. İmzaladın mı? Çocuklara söyledim. Eşyalarımı yukarı taşıyorlar. Anlamadım. Ben geldim. Eve döndüm Leyla. Reisin eşyaları sultanım, içeriye taşıyın dedi. Kendisi de kış bahçesinde. Babamı mı? Evet. Oğlum. Sen eksiktin. Efendim. Abi durum acil. Söyle, dinliyorum. Telefonda konuşamayız, buluşmamız lazım. Çık gel o zaman buraya. Ensemdeler abi. Senin gelmen lazım. Sait gölge gibi adam taktı peşime. Zor atlattım. Sana konum atıyorum, oraya gelirsin. Tatavlarının çok büyük bir planı var. Detayları anlatacağım sana. Ama bak bir şey diyeceğim. Yalnız gel. Kalabalık olursa uyanabilirler. Sait'in iki arabası civarda dolaşıp duruyor. Dikkat et. Pekala. At konunu. Kahve içseydin. Durum acil. Dönünce beraber içeriz. Tamam mı? Firuze nasıl? Üzgün. Firuze çok kuvvetli bir kadın. Tıpkı annesi gibi. Eminim bunu da atlatacak. Gittim ben. Anlat ne oluyor? Tatavlalı. Büyük bir hamle yapacak reise.
Cezayir'e haber verdin mi? Yok. Siz yan yanasınız diye seni aradım. Neymiş Tat ablanın planı? Seni alıp gebertmek cancağızım. Baba. Uyumadın mı kızım sen? Bir film var da televizyonda, onu izlemek istedim. Yatmadım o yüzden. Sen? Benim de kafamın içinde bir film var ama çok heyecanlı. O yüzden beni de uyku tutmadı. Peki madem. Birlikte izleyelim mi filmi? Hangisini? Televizyondakini. Tamam, hadi. Tamam, o zaman ben mısır patlatayım. Vallahi mı? Hı. Hadi. Asıl sana bombayı söylemeyi unuttum. Dolapta şey olması lazım, ballı çakçak. En sevdiğinden. Ben uyumaya gidiyorum. Tamam, tamam, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Mısır patlatıp gelince. Baba. Bir şey anlatacağım. Ben çok üşürdüm. Yani inanılmaz. Böyle kat kat kazak giyerdim, çift çoraplar falan. Ama hiçbir işe yaramıyordu. Annem evin bütün kalorifer tesisatını baştan yaptırdı. Babaannem kansızım diye sürekli şuruplar içiriyordu bana. Onlar da işe yaramadı. Geçmiyordu yani. Ama şimdi anlıyorum. Meğer sen yoksun diye ısınamıyormuşum. Sen geldiğinden beri hem ev ısındı, hem de ilk defa benim içim ısındı. Bu saatten sonra daha da üşümem. Kızım ne güzel oturuyorduk şurada, şimdi ağlatacak mısın beni ya? Sen de mi uyuyamadın? Uyuyamadım. Su içmeye inmiştim mutfağa. Harika bir zamanlama. Biz de tam film açıp film izleyecektik. Beraber izleriz. Siz baba kız izleyin. Yok anneciğim, işte inmişsin ya, bu kadar hep beraber izleriz. Ya Leyla gelsene. İyi madem. O zaman biraz sizinle izler. Uykum gelince yatarım. İyi. Ben de gideyim mısırı patlatayım o zaman. Ben patlatayım. Yok, sen
Geldin yeni oturdun ya, ben hemen şimdi yapıp gelirim. Anne. Gelsene yanımıza, oradan zor oluyordur izlemek. İyiyim Suna burada. Leyla gelsene. Hadi. Hayırdır inşallah. Yani şimdi açmak zorunda mısın? Önemli olabilir kızım. Ne var Orhan? Reis acele etti, tablalı Dumrul'u almış. Sabit konuşurken duydum reis. Çabuk ol. Nereye götürmüş? Senin bastığın depoya götürmüş galiba. Tam öğrenip arayacağım seni. Bekliyorum, çabuk. Çabuk. Hadi çekelim filmimizi. Seyirci beklemesin. Boş bir mezarım varmış Cezayir. Ben de o mezarı doldurmaya geldim Cancağızım. Dumrul, reisine söyleyeceğin son bir söz var mı? Zeytin ağacının gölgesinde buluşuruz. Ama acele etme. Ben beklerim. Bunları göm, sonra gel. Ben bu cihana sığmasam.